Bazen seçim yapmak zorunda kalırsınız. Seçtiğiniz yol ya kahraman edip sizi alkışlatır... ...ya da yanlışa düşürüp kargışlatır. Yolu seçen sizseniz, yolun sonuna katlanacak da sizsiniz. İster kahramanlığa çıksın, ister yanlışa. Yolun sonunda yaptığınız seçimlerle baş başasınız. Acele edin biraz. Haydi! Oyalanmayın. Hepsini karışacağız adlarına sokun. Yerden kaldırmayın bakışlarınızı. Hatun. Sen dur hele. Sırmamdadır İtegül'üm. Onlar için sağ kalman gerek. Haydi aslanım, haydi! Canını öyle bir alacağım ki... ...yalvaracaksın bana. Düşünde görürsün. Haydi kızlar! Ortalık neden dağılmış böyle? Hmm.
Gökmenlerim. Gökmenlerim. Yaşamak için ne güzel bir yer. Ne güzel bir vakit. Ne yer. Ne de vakit. Güzel olan senin yanında olmaktır Hakkız. Hem de vakit dursa. Seninle birlikte burada. Bu güzel ormanda, kuşların cıvıltısında, yıldızların altında sonsuza kadar yaşasak. Yıldızlar bile bize katılsa. Ben seni tanıdığımdan beri yıldızlara bakmaz oldum Hakkız. Sen benim yeryüzündeki yıldızımsın. Sen ol da ben sonsuz karanlığa bile razıyım. Keşke esirgin kam aramızdaki bağ kuşaklamıştılarken herkes görseydi. Herkes görecek. Herkes bilecek. Acun'daki herkes. Sırmayla Yaman'ı merak ederim. Sırma kesin boynumdan inmez. Benimkiler? Bir babamla teyzemi düşünsene. Of. Temur. Kandaşım kuşak sarmış diye havalara fırlatacak. Hele bir de sarılmaya kalkarsa. Nefesimi keser. İzin vermem Tegin'im. Oğlum. Oğlum kalk. Temur. Temur oğlum uyan. Oğlum. Uyan. Uyan oğlum. Uyan. Temur. Mecnun kızım. Temur, kalk haydi. Kargıçlar olsun. Gökte inin bana yardım et. Atanı bırakma. Atanı bırakıp gitme oğlum. Kalk haydi. Temur, kalk. Temur. Olsun.
Mencen. Kalk haydi. Hanım. Mencen. Ne oldu bize? Ben de bilmem. Ama elbet öğreniriz. Kaya. Hadi. Sakın uyumayın. Uyumayın. Gülsele. Gülsele kızım. Suyu ver bana oradan. Ver şunu. Kaya. Kaya uyan. Uyan oğlum. Uyan. Kaya. Kaya. Uyan. Uyan oğlum. Geri döndüğüne göre dediklerimi yerine getirdin. Emrettiklerimi yapmadan geri dönmeyecek kadar aklı başında biri bilirim seni. Doğru mu bilirim? Doğru bilirsin Yüce Obar. Tacı bulamadık. Ama tacın getirilmesi için gerekeni yaptık. Alpaguan, Timur, Kaya. Bu kadar mı? Batuga? Batuga ile Akkız sarayda yoklardı Yüce Obar. Nasıl yoklardı? Nereye giderler? Bilmem Yüce Obar. Sarayda yoklardı. Ne taç, ne Akkız, ne Batuga. Şimdi de kurtuldular öyle mi? Ama Yüce Obar, Yasavul Saltuk. Adamlarımız burada can verse de Yasavul'u öldürdük. Güzel. Demek orduları komutansız kaldı. Ama bana bu kadarı yetmez. Yetmez. Bu onların son kurtuluşu olmalı. Hadi. Saynadan bitik var. Güzel. Barak Han'ın torunu Sayın'a yola çıkmış gelir. O gelene kadar Alpaguan tacı bana vermiş olacak. O vakit Sayın'a önümde diz çöküp hanlığımı tanıyacak. Bu tütsü uyutmak içindir. Bu tütsünün dumanından soluyan herkes kendinden geçercesine uyur. Bütün sarayı dumanla solutmuşlar. Gökmenlerin kılıçları bile kanındaydı.
Demek ki nedeni buymuş. Sizi öldürmek niyetiyle uyutmuş olmadılar tüm sarayı. Dövüşerek hanımızı ve tekinlerimizi yenemeyeceklerini anlamışlar. Çoban olmasaydı hepimizi öldürecekler miydi yani? Dertleri canımız değil. Dertleri taç belli ki tacı aramışlar. Aklım almaz an babam. Tek amaçları tacı aramak olamaz. Öyle. Daha büyük bir oyun hazırlarlar. Çolpan'dan haber var mı? Baygınlığı geçti. Otacılar az imde sakinleştirdiler Çolpan Han'ı ama hemen ayağa kalkmasına izin vermediler. Göktengir'e alkışlar olsun. Hanım. Çolpan Han Saltuk'u devlet töresine göre gömmek gerektiğini bildiğini... ancak Alpaguhan izin verirse onu arzu ettiği yere gömmek istediğini söyledi. Haklıdır Çolpan. Öyle yapsın. Acımız büyüktür ama bekleyecek vakit de yoktur hanım. İtbaraklar sizi uyutup öldürmediklerine göre belli ki bir oyunları vardır. Vakit kaybetmeden Saltuk'un yerine birini atamamız gerekir. Öyle. Gün doğumunda tören yapılsın. Ne edersin? Kuşağımı düzeltirim. Birbirimize muştulandığımızı herkes görsün. Bu ıssızda kim görecek kuşağı? Daldaki kuş görsün. Ağaçtaki yaprak görsün. Uçan kaçan ne varsa görsün. Doğru dersin. Tüm acın görsün de imdi çıkaralım derim. Böyle muştulu bir haberi kutlu zamanda vermek gerekir. Tüm sarayı toplar, öyle veririz haberi. Doğru dersin. O ne? Bir çivi, bir nal. Bir nal bir at kurtarır. Bir at bir bahadır. Bir bahadır bir devlet kurtarır. Yasavulum olarak Saltuk devlet kurtaracak, devlet kuracak bir bahadırdı. Devlet için ok saldı, pusat salladı, düşmanla savaştı. Devlet için yaşadı, vakti gelince de devlet için öldü. Şimdi uçmağda atalarımızın ruhlarıyla esenlik içindedir. Göktengri'nin sonsuz obalarında at koşturmaktadır. Ona atalarımızın yaktığı ateşin yanında esen olmak, bize de onun yüreğimizde yaktığı ateşle yaşamak düşer. Atlar ölür, erler ölür, hanlar ölür, hatunlar ölür. Ama devlet yaşar. Yaşayan bir Türk kalsa töre sonsuza dek yaşar. Şimdi tek gayemiz Türk'ün töresini yaşatmaktır. Yaramız sağalmasa da.
Danışat'a. Odun yaşadıkça töre yaşar. Töre yaşadıkça devlet yaşar. Budun ise devlet var oldukça yaşar. Savaşın vakti olmaz. Töre boşluk kabul etmez. Yasavulluk ise boş kalmaz. Töre uygulana yeni yasavul seçile. Bundan böyle ordularımın yeni yasavulu Demur Tegin'dir. Savunum sensin. Görevini bilesin. Üstesinden gelesin. Yeni görevin çok çetindir. Gökmenlerin sıkıntıdaysa döşek yüzü görmeyesin. Yaraları sağalmadan otağına girmeyesin. Buyruk hanımındır. Bundan böyle Demur Tegin değilsin. Demur Şat'sın. Biraz dinlenir, sonra yola çıkarız. Barak Ağa'nın torunu Sayın'a yolda. Atalarının topraklarına geliyor. Bundan sonra o da burada, Büyük Obar'ın yanında olacak. Siz de ona hizmet edeceksiniz. Bu sebeple kaçmaya çalışan olursa kanını akıtır. Ona kurban ederim. Haydi! Haydi. 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 Bunlar kendi kadınları değil. Öyle görünür. Yasavulun kılıcı. Uçmakta belinde taşısın. Gök Tengiri'nin içerisi olsun. Ya ayva okları.
uçmakta omzunda taşısın. Gök tengerinin sonsuz bozkırında av avlasın, kuş kuşlasın. Durun. Yasavul'un yüreğimdeki bir parçası. Bedenim acımda onun özlemini çekerken ruhum uçmakta onun ruhuyla olsun. Bu yeri bildin mi Saltuk? Sana ilk kez gülümsediğim bu yeri. Ben bu gülüşü çok uzun bir vakit bekledim dediğin yeri. Ne vakit buraya gelsem o gülüşü hatırlayacağım dediğin yeri. Bir gün ölürsem beni buraya gömün dedin Saltuğum. Beni buraya gömün. Gülüşünde yatayım. Esenlik bulayım dedin. Şimdi sen benim gülüşümde uyurken ben senin ölüşünde yaşayacağım. Sana kavuşmak için baharlar sayacağım. Hanım. Yapma hanım, ağlama. Bıraksın. Ağlasın. Yola çıktığımızdan beri ağzımıza tek lokma aş sokmadık. Bir damla su, bir lokma aş. Heh. Çoluk çocuk var, bari bir yudum su verin. Kadınların durumuna, hareketlerine bakılırsa bunlar itbarak kadını değil, başka boydandır.
Obara hizmet etmek için götürülen kadınlardan bunlar. Bir daha elini uzatırsan o elini kırarım. Aynen! Belli ki Batı göğe yerleşince kendi kadınlarına getirecekler. Kadınlar masum. Ne yaparsın? Kadınlara kalkan o elleri kesmeye giderim. Haydi! Korkmayın. Size zarar vermeyiz. Allah sizden razı olsun. Müslüman mısınız? Evet. Daha önce ada Hamza olan bir Bahadır'la tanışmıştım. Sen ne yaparsın öyle suyla? Hey! Sana derim. Abdest alırım. Müslümanım ben. Müslüman mı? Obanız nerededir? Duymadım hiç. Hangi boydur o? Oho! Sen de hiçbir şey bilmez misin? Boy değil, yol. O da sizin dininizden de. Korkmayın Gayrı. Kimse size bir şey yapamaz. Kimsiniz siz? Bu albızlar nereden getirdi sizi? Göçebeyiz biz. Bu albızlar obamızı basıp erlerimizi kılıçtan geçirdiler. Zayna diye kadın prensesleri gelecekmiş. Biz ona köle olarak götürürlerdi.
Senin adın ne? Akkız. Senin adın ne? Hatice. Sen de bizi vuracak mısın Akkız? Bundan gayrı size gölgesiyle bile rahatsızlık verene bu Acun'u dar ederim. Tamam mı? İsmin ne güzelmiş Hatice. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hatununun adıdır Hatice. Çok mu seversin sen bu ismi? Evet, ninem de çok sever. O koydu benim ismimi. Hem peygamberimiz de hatunu çok severmiş. Öyle severmiş ki Hazreti Hatice vefat edince çok üzülmüş. Günlerce üzünlenmiş. Demek öyle. Öyle ya. Şimdi nereye gideceksiniz? Gidecek hiçbir yerimiz yoktur. Nereye gideceğimizi de bilmeyiz. Aynı dinden, aynı budundan değiliz. Ama nerede bir albıs, nerede zulüm varsa dinine, budununa bakmadan orayı ateşe veririz. Gayrı hürsünüz. Dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama dilerseniz bizimle birlikte Gökorda'ya gelip esenlikle yaşarsınız. Heybemde hepimize yetecek kadar aş vardır. Önce karnımızı doyurur, sonra yola çıkarız. Su da var mıdır Akkız? Vardır elbet. Aydat'ın yanına varıp aşları alalım. Gel bakalım. Saltuğun yasını dahi tutamadan yerine yeni yasavulu seçtim. Çünkü düşman büyük, vakit dar. Elbet yas tutacak vakit gelecek. Ama henüz değil. Şimdi Acun'dan silmemiz gereken bir düşman var. Çolpan'la Saltuk, Türk boylarıyla görüşüp destek sözü almışlardır. Yakında destek gökmenler Gökorda'ya toplanmaya başlarlar. Demirşad, yeni yasavul olarak ordunun hazırlıklarına başlansın. Buyruk hanımındır. Batuga yine başbuğ olarak savaşa katılacak. Akkız'la birlikte saraya döndükten sonra Batı Gök Yabguluğu'na doğru harekete geçip ele geçireceksiniz. Altın. Baba. Yine. Yüce Obar, bu çepir işe yarayacak mı dersin? Tacı getirecek mi?
Bugüne kadar yaramadığı görülmemiştir. Öyle olmasa durduk yere keyiflenir miyim Barsuk? İyi de Taci'ye geri getirmezlerse. O vakit nasıl geçmişte Çepir'le Karaçaparların soyunu Acun'dan sildiysek... ...şimdi de Gök Hanlığı'nın soyunu Acun'dan sileriz. Yapmadığımız iş değil Barsuk. Çepirle zehirlemişler hanımızı. Gök Tengri, hanımızı kötü ruhların oyunundan, Çepir'in zehrinden koru. Ben Barak Ağa'nın tacını Esri Günkam'a verip Obar'a büyük bir darbe vurduk zannederken gördüğüm manzaraya bak. Bütün sarayı uyuttukları yetmiyormuş gibi. Bir de hanımı Çepir'le zehirlemişler. Çepir nedir? Köçürme oyununu benden iyi oynarsın. Ama öldürme oyununu benim daha iyi oynadığımı öğreneceksin. Şimdi ya Barak Ağa'nın tacını kendi ellerinde bana getirirsin... ...ya da sen ve Tegin'lerinin... ...Çepir'in zehriyle acılar içinde... ...inleyerek öldüğünü görürsün. Canınızı kurtaracak tek kişi... Hanlar Hanı Yüce Obar. Tamam. Kaya. Karkışlar olsun. Hepinizi zehirlemiş bu Çepir illeti. Şimdi. Çepir ısırdığı yerden çatlayacak. Tıpkı bir ağacın kökü gibi tüm vücudu saracak. Sonra tüm boynunuzu sardığı vakit nefesinizi kesip sizi uçmaya gönderecek. Çepirler çiftleşmeden ürerler. Üredikten sonra da ölürler. Bu yüzden Acun'da her daim tek bir çepir yaşar.
Çok eski söylentilere göre çepir itbarakların yetiştirdiği böcektir. Arturayana, yok mudur bir çaresi? Yine duyduğum eski söylentilere göre çaresi bir ağaçtır. Gövdesinden reçine akarmış. İyi. Söyle, nerede bu ağaç? İtbaraklardan başka kimse bilemez. Umar tüm bunları hesaplayarak yapmıştır. Ölmemek için gidip ona tacı vermemizi ister. Ama bu istediğini alamayacak. Tacı vermezsek sizi ölümün pençesinden nasıl kurtarırız hanım? Ben ve iki oğlum uçmaya gideriz. Sen ne söylersin hanım? Zehir etkisini göstermeye başladığında senin tahtta olman gerek. Çünkü Alplar ve Budun bunu öğrendiğinde korkmaya başlayacak. Düşman bundan yararlanıp devletimizi karıştırmaya başlar. Bu yüzden senin tahtta olman gerek. Hem bu hastalığın çaresi varsa da ağacın yerini bilemeyiz. O ağacı bulmanın bir yolu var hanım. Nasıl? İtbarakların elinden kurtardığımız Müslüman kadınlar, Barak Han'ın torunu Sayın Hanım Batugöy'e doğru ilerlediğini söyledi. Onlar da Obar ve onun için köle olarak götürülmüş. Reçine ile oradaki kadınların ne alakası vardır? Kadınların bilgisi yok. Ama Sayın Hayla var. Eğer Sayın'a Barak Han'ın torunuysa ağacın yerini de bilir. Nerede bu kadınlar? Gökorda'da güvenli bir yere yerleştirdim. İmdi gider Sayın hakkında daha fazla bilgi alırım. Ya. Gitmenizi istemem. Siz burada kalın. Ben itbaraklara bir oyun hazırladım. Bu tasarladığım oyunla İtbarakların sonunu getireceğim. Şimdi benim ve Teginlerimin yaşamı önemli değil. Önemli olan kurduğum oyunun var edilmesidir. O yüzden sen ve Batuga yaşamalısınız. Şimdi ne edeceksin Alpago? Tacımı bana kendi ayaklarınla mı getireceksin? Yoksa gururunla acı çeke çeke mi öleceksin? Atalarımızın güçlü silahı çepirin çaresini çağlardır bulan olmadı Yüce Obar. Bu bilgi o vakitlerde olduğu gibi şimdi de yalnızca bizim elimizde. Kumlar düştükçe zehrin etkisi çıkacak. Alpago, ya size tacı getirecek ya da çepirin değdiği soyu ölecek. İkisi de işime gelir. Sayın Adan haber var mıdır?
yolda olduklarını biliriz Yüce Obar. Ancak Sayın'a ve sizin için getirilen kadın köleler baskına uğramışlar. İtbaraklar öldürülmüş. Köleler de kaçırılmış. O halde Sayın'a gelene kadar yenilerini hazırlayın. Hanım. İyiyim Danışat'a. İyi, iyi. İyi. Hanım. Ne olacak bu haliniz böyle? Bir şeyler yapmak lazım gelir. Hanım. Obara elçi mi yollasak? Olmaz Danışat'a. İt diş gösterdi mi kurt diz çökmez. Biz ölsek de o taç Obar'ın eline geçmeyecek. Bir taçtır gider durur. Zamanında parçalayıp yok etseydik, şimdi bunlar başımıza gelmezdi. Eğer Obar tacı başına takar ise sürülerce itbarak onun buyruğuna girmek için gelir. Eğer tacı parçalayıp yok eder isek o vakit çok daha fazlası bizden intikam almak için gelir. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Alışabildiniz mi buraya? Evet, alıştık. Siz olmasaydınız o albuslar bize nice kötülükler yapacaklardı. Bir ihtiyacınız bir şeyiniz olursa bana dersin. Sana bir şey sormak isterim. Tabii. İtbaraklar sizi oraya gelecek bir kadın için götürürlerdi. Öyle demiştin. Evet. Baraka'nın soyundan gelirmiş. Adı Sayına. Nereden gelirmiş? Bilmiyorum. Ancak kendi aralarında bizi kurtardığınız ormanda geceleyip Sayınay'ı ve yanındaki it barakları bekleyeceklerini konuşurlardı. Emin misin duyduğundan? Evet. Gök Tengrim'e alkışlar olsun. Yeniden doğduğunu görmek beni çok mutlu etti. Beni sevmezsin bilirim. Yaşadığın her şeyin sorumlusu olarak beni görürsün. Her ne kadar kabul etmesen de sen benim üçüncü oğlumsun. Sen yaşadığım değil, yaşayamadığım her şeyin sorumlususun. Iskaladığım bütün sevinçlerin sebebi sensin. Hem unutma ki Ulu Yarbab'ı itbarak belası yüzünden ertelendi. Onları geldikleri yere geri gönderir göndermez İlk iş seni yargının önüne çıkaracağız. Ama merak etme. Yargılanmadan kılına bile zarar gelmeyecek. Önce Ulu Yarbab'ın karşısına çıkacak. Sonra yaptığın her şey için tek tek en ağır cezayla cezalandırılacaksın. Matuga. Sus. Han babam ve kandaşlarım bu durumdayken bu konuyu daha fazla konuşup Gök Tengri'yi öfkelendirmek istemem. Tıre gücü yasa tacı
Ölümü çok bana acı. Dökün azık saçın saçı. Uçmak seni bekler Saltuk. Uçmak seni bekler Saltuk. Bilirim. Hiçbir söz yüreğine tesir etmez. Ama elden de söz söylemekten başka ne gelir ki? Yaran sağ olsun teyze. Göktengri. Sevdiklerini uçma alarak onlara armağan verirmiş. Onları Acun'un kirinden, çamurundan uzak tutmak istermiş. Saltuk gibi yüce yasavullar için evdeşin evdeşe, kandaşın kandaşa ihanet ettiği bu Acun'da yaşamaktansa uçmağa varmak daha iyidir. O ruhunu korudu. Göktengri de onu yanına aldı. Yaran sağ olsun çoban hanım. Saltuk'un ölümü hepimizi üzer. Acını anlarım. Küçücük mutlulukları bile bize çok gören bu topraklarda benim yaşadığım tek sevinç Saltuk'tu. Yüreğim öyle acır ki göğüs kafesimden çıkarılmış gibi hissederim. Gelir, yaran da kurur, acın da azalır. İnsanoğlunun azalmayan acısı mı var? Teyze, bana bak. Anam öldüğünde küçücük bir çocuktum. Dilsiz kaldım. Öksüz kaldım. Eksik kaldım. Ama zamanla yaram kabuk bağladı. Seninki de öyle olacaktır. Öyle olmak zorunda. Unutma ki sen bir hansın. Sana umut bağlayan koca bir budun var. Diri olmak, güçlük almak zorundasın. O iç soylular. Onlardan intikam almadıkça acım dinmez. Onlara acından sildiğim vakit öfkem diner. Öç almış olurum. Yüreğim de hafifler. Öfkem de diner. Öcün, öcümdür han. Öcün, öcümdür teyze. Saltuk'un kanı yerde kalmayacak. İt barakları yeryüzünden sileceğiz. Tıpkı Oğuz Kağan gibi. Hiç merak etmeyesin. Göktengri bilir ya. Onları yer üstünden silmek için her şeyi yaparım. Ama şimdi Alpago Han'ı
Beteginlerimizi çepir belasından kurtarmak için oyun kurmak gerek. Türe gücü yasa tacı, ölümü çolpana acı. Dökün azık saçın saçı, uçmak seni bekler Saltuk. Uçmak seni bekler Saltuk. Şimdiden yarısı gitti. Yavaş yavaş çöktüğünü görürüm. İt baraklardan haber var Yüce Obar. Sayına geliyor. Karşılama için çıkalım mı? Tahir! Onu burada, kendi tahtımda karşılayacağım. Obar kimsenin ayağına gitmez. Hadi. Kimse söylediklerimin dışına çıkmasın. Hanımızın ve Tekinlerin hayatı Sayın Han'ın söyleyeceklerine bağlıdır. Merak etme kız. Ya Sayın'a gelmezse o vakit ne yaparsın? Gelecek. Sadece Sayın'a değil, bütün itibarak kadınları da gelecek. Tek tek. İşaretimi bekleyin. Ne pahasına olursa olsun Sayın Ay'ı elimizden kaçırmak yok. Mas
masum insanların canını almam Sayın'a. Saklanma Sayın'a. Sayın'a! Sana zarar vermem, saklanma! Kalkmadığın sürece canını yakmam. Sayın'a! Öldürmeye kalkmazsan sana kılıç düşürmem demiştim. Bileğine o kadar çok mu güvenirsin? Biliriz. Prensesler kılıç kullanmayı pek bilmez. Yolun sonu mudur? Gidersin. Babamın yanına gidelim. Yarasını yetsin diye av götürürüm. En büyük öldürürken hanımızın sağlığı için endişe etmek sana mı düşer? Ben götürürüm. Bilirim, kızgınsın bana. Haklısın da. Kızgın olacak kadar iyi değilim. Canım çok yanar Güzel'e. Ama bu çeperi illetinden değil. Yüreğime koydun ateş. Canım öyle bir yakar ki. Bedenimdeki acıyı duymam bile. Bilirim Kaya. Canın yanar, bilirim. Ben de iyi değilim. İnsan en büyük kötülüğü en sevdiğine yaparmış. İmdilik tek dileğim iyileşmendir. İyileştikten sonra sana bir iyilik yapacağım.
Her gün gözüme bakmaktan kurtaracağım seni. Sen ne dersin Gülsel'e? Şşş, hareket etme. Onca baharlık evdeştiğimiz için kırma beni. İyileşmene bak Kaya. İyileşmene bak. Senin gideceğini bilirken ben nasıl iyi olurum Gülsel'e? Nasıl? Olursun Kaya. Yalan söylemeyen biriyle daha iyi olursun. Gülsel'e... Hatta sana oğul verebilecek biriyle. Beni bırakıp gitme. Canın yanar mı? İyiyim. İyiyim. Yüce Obar. Barakah'ın torunu sayına geldi. Geldi. Ama pek mutlu gözükmez. Bir an önce al içeri. Obar'ı görsün de mutlu olsun. Budunumuzun atası Barak Han'ın torunu, İt Barakların son prensesi. Kaç bahar bu anı bekledim. Kavuştuk işte. İt Baraklar gelecekte bu anı, bu kavuşmayı kutlu bir gün olarak anacaklar. Yanılıyorsun Obar. İt Baraklar, Barak Han'ın tacını çaldırdığın için seni hep kötülükle anacak. Senin anılacağın tek şey bu olacak. Prenses Zayina, ben olmasaydım... Ata toprağımız Batı Gök Hanlığı'nda hala Türklerin tuğu dalgalanacaktı. Ve sen de hala gizlenerek yaşıyor olacaktın. Ben İt Barakları yeniden var edecek Yüce Obar'ım. Prensesin seyisi değilim. İt Barakları tekrar bu topraklara toplayacak tek şey atamın tacıdır. O olmadan nasıl budununuzu bir araya getirip var edeceksiniz? Barak Ağa'nın tacını da intikamını da almama çok az kaldı. Neler duydun bilmem ama duyduklarına değil göreceklerine inan. Duyduklarım senin atan Barak Ağa'nın tahtındayken hep yenilgi aldı. Bundan yana kaygın olmasın. Kendi gözlerinle göreceksin. Budunumuz asırlardır bekledi. Daha fazla bekleyecek vakti yok. Bilirsin. İt Baraklar benden haber bekler. Yaşayan son prensesi olarak benim bir emrimle harekete geçerler. Bilirim. Sen in ve tacı bulmaya bak. Obar. Elini çabuk tut. Yoksa İt Baraklar senin etrafında toplanmak için değil,
sana hesap sormak için buraya gelecektir. Tacı getirdiğimde siz de bu söylediklerinizin hesabını vereceksiniz. Şimdi gidin dinlenin prenses. Ses de olsa Yüce Obar'ı nasıl tehdit eder? Tacı bulmadığımız sürece böyle konuşacaktır. Ona güvenir. İt barakların onu dinleyeceğinden emin. Ancak taç gelince onun da dizginleri elime geçecek. Atasının adını kullanıp beni tehdit eder. Obar'ın kim olduğunu sen de göreceksin Sayına. Alpagan'dan hala haber yok mudur? Yok Yüce Obar. Senin için canın mı değersizdir yoksa taç mı değerlidir? Alpago, tez zamanda göreceğiz. Sayın Hanım dediğine göre ağanımızı kurtaracak ağaç Batı Gökhanlığındadır. O albıza nereden güveniyoruz? Ya yalan söylüyorsa? Obar önlemini almış, ağacın yanına en iyi it baraklarını yerleştirmiştir. Emin olmadan hareket etmeyeceğiz. İçerideki çeşidimiz haber verecek. İt barakların içinde çeşidimiz mi var? Sayın Hanım'ın yerine çeşidimizi koyduk. Yanındakiler de it barak kılığına girmiş gökbenler. Bu nasıl olur? Sayın'ı tanımıyorlar mı? Dediklerine göre Sayın'ın yüzünü gören olmamış. Sayın olduğunun kanıtı olarak da sadece Barak Han'ın soyundan gelenlerin kapağını açabileceği bir yüzüğü vardır. Sayın adan öğrenemediğimizi oraya koyduğumuz çeşitimizden öğrendik. Dediğine göre reçine olan ağaca ulaşmanın tek yolu Karayan kapısından girmektir. Kolay olmayacak. Çok da tehlikelidir. Ama han babamla kandaşlarım bu durumdayken denememiz gerek. Elbet. Ama o ağacı çok iyi koruyorlardır. Akılcı davranmalı, onları şaşırtmalıyız. Nasıl yapacağız? Onlar bizim tüm gücümüzle Karayan'dan saldıracağımızı düşünür. Bu sebeple İki kola ayrılacağız. Bir koldan Karayan'a, ağaçtaki reçineyi almak için giderken diğer koldakiler de Kızılyan'a baskın verecek. İki yönden saldıracağız. Ama Batuga, sen yaban ve diğer gökbenlerle birlikte Kızılyan'dan girersin. Ben de Çolpanan, Sırma ve diğer kızlarla birlikte Karayan'dan girerim. Niye hatunlarla er kişiler ayrılır? Böylesi daha kolay olur. Esma'nın dediğine göre Obar her yandaki it barak kadınlarını Batıgöy'e toplarmış. Eğer onların kılığına girersek savaşmadan kolayca gireriz içeri. Ben it barak kanı akıtmadan oradan çıkmam Akkız. Onların soyunu zaten kazıyacağız Çolpan'a. Ama önceliğimiz Alpagohan ve Teginlerin canını kurtarmak için oraya çineyi almaktır. Vuruşmaya ayrı ayrı gitmek içime sinmez benim. Benim de çok tehlikelidir. Hem o itlerin inine tek başına girmenizi istemem. Bizi tehdit ettikleri şey daha tehlikelidir Batuka. Yine de sayıca sizden çok fazla olacaklar. Bizden de. Alpagohan'ın dediklerini yok mu sayacağız? Reçineyi alamazsak ya senin canına zarar gelirse hanlık soyu yok olur. Yaman doğru der.
Sen bu oyuna dahil olmamalısın. Canın yalnız sana ait değildir artık. Tahtın varisi, soyunun umududur. Bana nasıl geri dur dersin Hakkı? Han babam, kandaşlarım bu vaziyetteyken durup nasıl bekleyeyim? Hem bilmez misiniz? Alpagu Han'ın kurduğu oyun bize kolaylık sağlayacaktır. Neymiş o oyun? Obar yanında bir sürü itbarakla Batı Gök'ten ayrılacak. Nasıl olur? Obar eti, Batı Göğü de o reçineli ağacı da başıboş bırakmaz. Tek bir şekilde. Taç. Çaşadığımız Obar'ı sıkıştıracak. Biri de kulağına tacın yerine fısıldayacak. Obar peşine yüzlerce itibarı takıp Batı Göğü savunmasız bırakıp tacın peşine düşecektir. Peki kim fısıldayacak tacın yerine? Rusfara gelçisi. Evet Yüce Obar. Rus kinezi prensesi en yakın vakitte evdeşiniz olarak gönderecek. Çok yakında Türklere karşı büyük bir zafer kazanacağınıza inancı sonsuz. Hatta prensesle evliliğinizin düğün armağanını da önden vermek ister. Neymiş o armağan? Barak Han'ın tacı. Barak Han'ın tacı mı? Çaşıtlarımızdan aldığımız bilgilere göre Alpagu Han tacınızı Esrigün adında bir kama götürmüş. Kam bu gece yarısı tacınızı sırlara karıştıracakmış. Eğer bir an önce yola çıkıp kama ulaşırsanız Barak Han'ınızın tacı sizin olur. Kinez. İmdi. Hısmım olmayı hak etti. Çekilebilirsin. Tez 300 itbarak hazırla. Tacı almaya gideceğiz. Yüce Obar. Eğer 300 itbarak yanımıza alırsak Batı Gök güçsüz kalır. Taç benim olduğunda yalnız Batı Gök değil, Gök Saray da benim olacak. Tez dediğimi yap. 300 itbarak hazırla. Dur! 300 değil, 400 itbarak hazırla. Olası pusu durumuna göre dört ayrı koldan ilerleyeceğiz. Haydi! 300 değil, 400. 300 değil, 400. Bu sunaktan nice adaklar adanlı. Ama sizin doğumunuzda Adana adaklar en görkemli, en çok olanıydı. Deveden buğra, koyundan koç, attan aygır olanların ardı arkası kesilmedi. İstedim ki adaklardan akan kan ağaçlara doğru yürüyüp sizin yaşamınıza yaşam katsın. İstedim ki budunun gözünde sizi kutlu teginler kılsın. Var olsun. Var olsun amma. Kaya. Son yaptığın ne Töre'ye ne de Türklüğe sığardı. Artık seni ben değil, Göktengri cezalandıracak. Yaptıklarınızda kimi zaman beni utandırdınız, kimi zaman yaraladınız. Ama çoğu zaman da beni gururlandırdınız. Bana kıvanç verdiniz. Şimdi büyük bir oyuna hazırlanırız. Bu oyunun sonunda yaşamımızı kaybedebiliriz. Ama budun
elbet sonuna kadar yaşayacaktır. Bir hanın ve Tekin'in de istediği budur. Timur. Gökmenlerle konuştun mu? Her şey hazır mı? Her şey hazırdır ambalam. Meraklanmıyorsun. İyi. Alpaguan. Kamlar toplandı. İçeride sizi bekleriz. Elbet. Ulu kan var Çuray. Haydi Tekinlerim. İyi, iyi. Sessiz olun. Yüce Obar. Vardığımızda bizi tanıyabilirler. O yüzden bizden çok size iş düşer. Sen, gözün bende olsun. İşaret verdiğimde önümüze geçmeye, bizi kapamaya çalışın. Buyurun Drakkas. Hepiniz gözünüzü dört açın. Oradan Rezine'yi almadan ve İtbarak kanına doymadan dönmek yoktur. Mavi gök, Yağız yerin tek sahibi. Ulular ulusu, koca Acun'un gök tengrisi. Yapraklara değdirdiğin nefesin gelsin, güç versin. Alpaguhan ve Tekinlerini. Kandaki zehir akıtılsın. Karanlık çökmeden han soyu ayaklansın. Türklerin ruhu eskisinden daha hür, bedenleri dinçe olsun. Gök saraya, karanlık getirene kargışlar olsun. Sen ve gökmenlerin sağ taraftaki çalıların arkasına gizleneceksiniz. İşaretimle ok yağmuruna başlayacaksınız. Sen ve gökmenlerin ise şu sol yandaki çalıların arkasına gizleneceksiniz.
öyle bir ok yağdıracaksınız ki başlarını kaldıramayacaklar. Yaman'la bense tam bu noktada olacağız. Ama oktan başlarını kaldırıp üstümüze gelemeyecekler. Onlar da destek olması için başka itbaraklar çağıracaklar. Ve Akkızların Karayan'daki işi kolaylanacak. Doğru bildin. Haydi. İçeride kimse yok yüce obar. Varak elçisinin dediği vakitten önce geldik. Bir oyun yoksa taç tez vakitte elimde olacak. Her yana baktık yüce obar. Ne taçtan ne de Esrigün denen kamdan hiçbir iz yok. Bir de ben bakayım yüce obar. Obar'ın eline geçti. Biz görevimizi yaptık. İmdi saraya haber edelim. Haydi. Alpogu Hanım. Göğü dinledim. Toprağı dinledim. Suyu dinledim. Duydum ki beklenen düşman beklenmeyen vakitte gelecek. O yüzden buyruğunuzu gece çökmeden yerine getirdim. Buyurduğunuz gibi tacı 40 parçaya böldüm. Kırk parçasını 40 farklı yere gömdüm. Bitirir bitirmez Gök Tengri'nin yanına varacağım. Gök Tengri'nin yanına vardığımda Acun'da bu sırrı bilen bir tek kişi kalmayacak. Bunu yapmaya hiç kimse cesaret etmiş olamaz. Her yeri dikkatle arayın. Barak Han'ın tacının zerresi dahi buradaysa bulup bana getirin. Haydi! Salın! Haydi! 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 Bacım! Haydi! Haydi! Tacım.
Fatih'in söylediği doğrudur. Bu taşlar, bu tozlar... Taç. Tacın parçaları bunlar. Karayan'daki destek birliklerine haber vermeye gidiyorum. Dolaşırsın tüm acını. Orhun'dan bize can getir. Sağ Türklerin ruhunu uğursuzlukları yitir. Yanmasın Budu'nun canı. Ölmesin göklerin hanı. İki tekini de sağalt. Olsunlar Türk'ün hakanı. Siz nereden gelirsiniz? Karaçayır'ın ardından. Ta oradan yaya mı geldiniz? Yol yakınında Türkler saldırdı. Arabacılarla hatunların çoğu öldü. Zor kurtardık canımızı. Oyalanmayın. Hepsini karşı çadırlarına sokun. Almayacak mısınız bizi içeri? Geçin. Acele edin biraz. Haydi. Yerden kaldırmayın bakışlarınızı. Hatun, sen dur hele. Onlar için sağ kalman gerek. Haydi aslanım, haydi!
Canını öyle bir alacağım ki yalvaracaksın bana. Düşün de görürsün. Haydi kızlar! Kellesini toprağa düşürdüler. O vakit öç alamadık. Güçsüzdük. Şimdi ise Barak Han'dan bize kalan tacı yok ettiler. Kutsal geçmişimizden kalan son parçayı da elimizden aldılar. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Sorulacak. Bu öç hepimizin öcüdür. Bu kavga hepimizin kavgasıdır. O tacı yok edenlerden bir tek kişi sağ kaldıkça bize durmak yok. Yok! Durmak yok! Şimdi atlarınızı atlayın. Diğer it barakların yanına gidip bu haberi onlara da iletin. Hiçbiri ama hiçbiri Batıgök Hanlığı'na dönmeyecek. Sonsuz yazgının eşliğiyle tüm Türkleri avcundan silip Barak Han'ın tacını yok etmenin ne demek olduğunu göstereceksiniz. Hepinizin kanını akıtacağım! Hepinizin! Gözlerinizi kapatmayın. Eğer kapatırsanız bir daha uyanamazsınız. Sakın. Sakın teginlerim. Gözlerinizi kapatmayın. Sakın uyumayın. Dayanacaksınız. Kendiniz için değil, evdeşleriniz için değil. Doğacak teginleriniz için değil.
halkınız için, budununuz için dayanacaksınız. Oğul, dayan. Bilirim. Batuga ile Akkız ağaçtaki reçineyi getirecekler. Ama ola ki gözünüzü kapatırsanız, son nefesinizi esenlikle verin. Esenlikle verin. Varlığımız, budunumuza feda olsun. Orada. Arşur Aykam'ın dediği ağaç. Bu itfaraklar çok fazladır. Yandan saldırı var. Desteğe gitmek gerek. Haydi! Başardı. Batuga ile Yaman başardı. Erlik Han'ın kara kör müsleri. Hanımızdan uzak dur. Tekinleri bizden uzak dur. Esenlik ver budunlarımıza. Ülgen Han'ın 7 oğlu, 9 kızı yoldaş olsun ruhunuza. Thank you.
gözlerin. Bana güç verir sevdiğim. Beni almak için mi geldin uçmaktan? Ya tutkunum. Beni almak için mi? Çepir zehrinin etkileri teker teker ortaya çıkmaya başlamaktadır. Timur Tekin usunu yitirir. Saraydan kaçtığımızda o bozkırlardan hiç dönmeseydik keşke. Sonsuzluğa gitseydik beraber. Vakti daralır. Tez reçineyi yetiştirmeleri gerek. Ah!
Yetiştirelim. Sakın, sakın gözlerini kapatma Alpaguhan. Sen uyuyamazsın. Sen uyursan bu da mı başsız kalır? Bu sefer elimden kurtulamayacaksınız. Hepsinin canını istiyorum. İşittiniz mi? En çok da Akkız'da Batuga'nın. Sen bu Acun'a yenilmeye gelmişsin Obar. Gel. Gel ki bozgunlar azıksız kalmasın. Tanrı Çora, beni sevdanıza, devletinize, budununuza bozgun yaşatmak için görevlendirdi. Bunun için buradayım. Eğer o Tanrı dediğin Çora'nın yanına varabilirsen, o zaman kurarsın düşünü. Salır!